Günaydın. Günaydın efendim. Bayılırız biz düğünle, nişanla, sözle, davetle açmaya. Evet, ne bu aralar. Ne güzel ki magazin gündemi bu aralar böyle gidiyor. Ay, evet ya, dün aşkla açtık. Evet, dün aşkla. Bugün... Bir gün önce galayla. Galayla. Bugün... Bir gün önce davetle. Bugün şimdi düğünümüz bugün... var efendim. Evet. Ya ama... aslında düğün... Haziran ayında Çeşme'de olacak. Çok şık bir düğün olacakmış. Evet, evet, evet. Ama kim nikah masasına oturmak için ilk adımı attı? Ya sosyal medyada... Yıkıldı. Bazı isimlerin inanılmaz bir gücü ve kuvveti var. Bunlardan bir tanesi de oyuncu Tolga Sarıtaş. Sadece aile arasında yapılan küçük bir nişan töreniyle bile Türkiye gündemine oturup evet, titi oluyor. Evet. Düşünün, daha bunun bir de düğünü var. Düğünü var. Ama ayvası var, narı var, değil mi? Öyle bahçesi var. Öyle mi? Öyle bir şarkı vardı. Doğru mu? Doğru. Neydi o? Niye geldiyse aklıma. Aşk, düğün falan denildiğinde insan böyle bir derin düşüncelere dalabiliyor. Ha. Sosyal medyada hem Tolga'nın etkileşimi, yani bir nikah, Müge'nin dediği gibi bu kadar konuşuluyorsa ve TT oluyorsa düğünde, nişan. Evet. Kafam düğünde. Evet, o direkt düğüne odaklandı, ben Çeşme'ye odaklandı. Evet. O zaman şu aile arasında yapılan o son derece şık nişan törenine gidelim. Sen orada müstakbel gelin hanımda bir şeylere takıldın. Onu da bize Barka Vizyon'da anlatırsın. İzleyelim. Hadi izleyelim. Ya bir şimdi şey, tarzını mutlaka ki konuşacağız. O konularda sen bir ustasın. Estağfurullah. Onu sana bırakacağım ama bak, bir magazinci olarak bir şey söyleyeceğim. Söyle. Söylenir mi, söylenmez mi? Yani söyleyeceğim olumlu bir şey bir kere. Fakat merak bazı edin, çiftler dur, aşk yaşamadan önce evet, kulağımıza geliyor. Hani var bir şey, dikkatli olun, bak yakında aşka bir falan, araştırıyoruz, kurcalıyoruz. Evet. Bazıları nişan, bazıları evlilik falan, yani çift oluyorlar bir şekilde, resmi ya da gayri resmi. Orada bir şey içimizden, deneyimli magazinci olarak diyorum ki tuttu tutmadı, oldu olmadı. Bu iş sürer sürmez. Ama buna imzamı, onlar kendi aralarında imza atacaklar ama ben de onların üzerine bir imza atayım. Müge imza attıysa mevzu kapanmıştır. Yok yok, o kadar iddialı değilim. Sadece içime doğan bir ömür boyu evlilik bu. Diyorsun. Ya peki kriterin ne? Yani seni bu karara vardıran sebep ne? Aslında mesleki bilgi falan değil. Ne? Bir ön sezi var burada. Neye göre o ön sezi oluşuyor sende? Mesela gelinle alakalı... O kadar aralarındaki elektrik uyum yüksek ki, ben çünkü videolarını da izledim. Bir süreden beri ilişkilerine dair zaten sosyal medyada takipteyiz. Haberlerini zaman zaman yapıyoruz. Tolga Sarıtaş'ın Onu Muhteşem Yüzyıl'daki Cihangir rolüyle tanıdım ben. İnanılmaz bir performansı vardı. Müstakbel eşi Zeynep Mayruğ'u tanımıyorum hani. Evet. Tolga çünkü burada daha çok tanınmış. Ama böyle çizgisine, tarzına falan baktığımda bu iş... Olur diyorsun. Bu Maya tuttu diye Kenan Doğulu'nun şarkısı var ya, öyle. Bence senin gönlün... Diyebilirsiniz ki 4 yıl evlilik öncesi birbirini tanımak için çok uzun bir süre değil mi? Hani bazıları diyor ya 4 yıl biraz fazla. Fazla diye. 3 yıldan sonrası fazla. Hatta hiç gerek yok diyenler de var, hiç çok uzatmadan. Hiç gerek yok da diyenler. Vallahi onu da şöyle düşünüyorum. Tabii bir 10-15 yıllık tanıma süreçleri pek şey değil de, o da her ilişkinin dinamiği farklı, biliyor musun? 10-15 yıl tanıma süreci değil, başka bir evreye geçer. Başka evre. Aylin Coşkun 15. yılda evlendi ya. Yani evet, büyüklük konuşmamak evet lazım. Hadi sen kıyafetine bir bak. Şimdi bak Müge, öncelikle senin şu içine sinme enerjisi, yani bu çiftten sinde olur enerjisini, nacizane benim de çıkarımım şu... İki tarafta cool'lar. İki tarafta çok yüksek volüm değiller. İki tarafın da kendilerine özgü bir hayatları var. Biri çok popüler, birinin evet, biri de tasarımcı, estetik bir bakış açısı var ama karakteristik olarak da şeyler. Sakinler. Sen o yüzden şey dedin. Olur. Belki bu olur. Olabilir. Bazen de zıt kutuplar birbirini çeker. Bilmiyorum, burada bir durmuş oturmuşluk var işte. Peki sen her ne diyorsanız. Sen şimdi. Ama gelin hanımın çok güzel tarzı olan. Evet. Ben biraz nişan kıyafeti. Peki, beğenmedin. Tamam, beğenmedim. Bir böyle tekli görebilir miyiz Zeynep Hanım'ı? Ben şöyle bir çubuğumu alıyorum. Mikrofonlarımı şöyle alıyorum. Müge beğenmedi, ben beğendim. Senin beğeneceğini tahmin ettim ama, biliyor musun? Evet, beğendim. Şimdi bakar mısınız şu
tasarımın güzelliğini. Hep klasik klişe tasarımlar vardır Müge. Evet. Nedir? Elbise giyersin, etek giyersin, drapeli bir elbisedir, ha, derin yırtmaçlıdır ya da işte çok abartı dekoltedir gibi, evet, gibi. Evet, evet. Şimdi Sema, burada aslında biz dantel şıklığını görüyoruz. Dantel şık bir şey. Aa, ama çok... dantel pantolon bilemedim yani. Neyini bilemedin? Bak ne kadar estetik durmuş bak. Üzerine giydiği o oversize ceketi yıkasın. Hmm. Yıkasın çünkü sen şu ellerin üzerine düşme halini, evet, sevmiyorsun. Hmm, ceket. Bir cekette ellerin üzerine şöyle düşünce, düşüyorsa böyle bir takılıyorum. Gidip o kişiye şöyle şöyle yapasım geliyor. Saçlar çok iyi. Saçlar, aa, çok yok, başarılı. Saçlar çok ve güzel. O oversize ceketin içine giydiği derin dekolteli ama hiç gözü rahatsız etmeyen hali. Bak o dekoltenin derinliğine bak ama rahatsız, evet, ediyor mu? Hayır, etmiyor. Etmiyor, çok doğal. Yönetmenim uyarıyor, ben böyle... Bence... Benim de elbisenin... Gelin hanımı bırakın da sunucuya bakın seyirciler. O bugün sen bence. Şimdi sen, Zeynep Marduk sen, mu Yelda Kırçıvan sen, mı? Yelda diyorum. Uyumu Yelda'dan dolayı. Ya kullanıyorum, severim seni ben. Şimdi ben kıyafet seçerken sevgili seyirciler şöyle yapıyorum. Diyorum ki Müge bugün nasıl parlayalım? Diyor ki Müge parlayacak mıyız Yelda? Evet parlayacağız diyor. Ama ben parladım. Bak. Kırmızı giyineceğim dedim. Ben böyle kırmızı bir elbise giyineceğim. Müge sana ne yapalım? Nasıl giyinelim? Müge o daha sakin. Hadi ben de siyah giyineyim dedi ve siyah kıyafetiyle ışıl ışılsın sen de. Şimdi bak, biz bak, yüzümüze gözümüze yaptırdığımız her şeyi sizlerle paylaşıyoruz. Bazılarınız, evet, yazıyor Müge yanağında dolgu var. Benim yanağımda dolgu yok. Ben yok, gerçekten küçüklüğümden yok, bu yana şişko yanaklı bir kızım. Çocukluk fotoğrafı, ünlüler öyle yapıyor ya, çocukluk fotoğrafı. Gerçekten yanaklı bir tip. Çekiştir. Bak, aa, bir şey öyle söyleyeceğim. Bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim. Çok sıkı. Şimdi dün Nursen, Yelda, ben biz biraz şey dedik sezonun ortasına gelince yüzler yoruluyor ya. Tüm televizyoncular bilir. Arkadaşımız Songül'e gittik. Songül'e dedim ki hiçbir cerrahi işlem zaten onun orada yapılmıyor. Hiçbir iğne, yok, dolgu, botoks, yok, zikredilen hiçbir şey istemiyorum. Çünkü yüzüm sarksa bile bir şey zikrettirmek istemiyorum. Evet, evet. Dedim sen bana böyle masajlarla bir yukarıya kaldır 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 kremlerle. Bir parça parladıysak onun etkisi. Bir parça parladı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz burada su içtik genetik falan deyip böyle yüzdeki estetiklerin buluşup, evet, falan. Dün 8 bardak su içtim bir de güzel uyudum. Özge Ulusoy gibi söyleyemeyeceğim. Evet. Doğrusunu, evet, söylüyorum. Gel ne yapalım? Ne yapalım? Şimdi de nişan töreninden çok ilginç açıklamaların olduğu başka bir habere geçiyoruz. Geçelim.